gidip Sude'nin yazılacağını bildiğin bir potada Sude yazman gerekirken, hani kötü olarak takıma baktığın zaman yazılabilecek benden sonraki isim Sude ya da benden önceki isim Sude. E sen öyle bir şansın varken daha önce Merve'yi yazdın, Sude'yi yazman gerekirken Merve'yi yazdın. E şimdi de Sude'yi yazman gerekiyorken yine Adem abi yazıyorsun. E ben burada nerede bir duruş, hani ben göremiyorum, bir duruş göremiyorum. Sen söylediğin şeyi savunmuyorsun o zaman. Sude 3 tane çıktı, sonra 2 Adem abi çıkmaya başladı. Aa dedim, demek ki Adem abi çıkıyor. Ben dedim ki hani Sude, Sude'nin isminin yazılacağını düşünülen bir potada, benim içinde olduğum bir potada gidip Adem abinin ismi neden yazılıyor abi? Hani bana adam, tamam bunun öncesinde bir konuşma yapılmış ya benimle. Ben oradan bağdaştırma kurdum. Sonra senin duygusal davranmayacağım dediğin ismini yazmadığına üzüldüm. Sonrasında ben aday çıktım, bunun seni rahatlatıyor olması gerekiyor. Ayşe'ye aslında şu teklifte bulundum. Senin rızan olmazsa asla böyle bir şeye girmem çünkü bu senin hakkın, sen potadasın. İster misin dedim, hani beraber el ele verip çıkalım karşılarına ve onlardan birisini belki de gönderebiliriz. Belki de risk alıyoruz, sonuçta hayat risklerden ibarettir. Başarılı olmak için de risk alman gerekir. Zaten böyle bir potada eleneceksen sonunu hayal etmem bile saçma oluyor. Yani sonu demek ki görmeyi hak etmiyorum diye düşündüm. Ayşe de bunun haksızlık olduğu tarzında konuştu. Bu dedi yanlış olur dedi. Zaten ben anladım, kısa sürede anladım ve Ayşe dedim tamam dedim, ben anladım dedim. Sonrasında Anıl'lar hani bu altılıyı korumak için bir şeyler yapalım falan, işte Adem hani girmek ister misin tarzı bir talepte bulunduklarında ben dedim ki arkadaşlar ben Ayşe'yle konuştum. Ayşe'nin kesinlikle böyle bir şeye rızası yok. Kimi yazacaksa yazsın. Sen karşı takımdaki herkese elersin diye potaya girmedin Ayşe'cim. Evet, performansın yükseldi senin. Ama bak burada herkesin performansı yüksek. Yok yani, bunu biliyorum zaten. O yüzden bundan yana bir kimse seni yok. Ateşe atmadı. Sakın öyle düşünme. Yok ateşe atmadı değil. Eğer Adem abinin dediği gibi Adem abi yazılsaydı o zaman ben ateşe atılmış sayardım kendimi. Zaten tamam. Yapmadık. Herkes karşı çıktı tamam. Zaten. Ben miyim bu takımın günah keçisi? Ben miyim bu takımın günahını çekecek ya da isminin çıkarabileceği, işte tehlikeye atılabileceği, ayağını sıkılabileceği kişi? Ben miyim ya? Beni mi seçtiniz yani? Ebe Anıl Efendi, sen madem altılıyı korumak istiyorsun, o zaman benim potaya çıkacağımın belli olduğu bir konseyde sen niye o zaman demiyorsun ki bu altılıyı korumak için bir şey yapayım? Ayşe'yi yazarken gönlün rahattı. Gayet rahat rahat gittin Ayşe'yi yazdın. Ondan sonra sıra Sude'ye gelmiş. Sude'nin yazılacağını biliyorsun. Bu altılıyı korumak için bir şey yapamaz mıyız? Bu ne kadar samimi gelebilir insan Allah aşkına ya. Oyunu kaybettik ve üzerine konseye gittik. Yani tahmin etmemek için Survivor hiç bilmiyor ve yaşamıyor olmamız gerekiyordu aslında benim çıkmama. Yine içimde hiç kötü hissiyatlar yok. Şu beni rahatsız etti. Ayşe'nin Sude burada dururken Adem abinin neden iki tane oyu çıkıyor? Sana mı kaldı? Sana hesap mı verilecek yani? Benim olduğum yerde Adem'i bir kenara koydum. Sema da iki oy çıkabilirdi. Batuhan da iki oy çıkabilirdi. Artık hepimiz çok güçlü yarışmacılarız çünkü. Seninki küçümsemeyi kabul etmiyorsan dahi senin kendine benim üzerinden yapmış olduğun bir egoymuş gibi geliyor bana. Bu pota için mi söylüyorsun? Ya bu potada beni bu şekilde küçümsemen, küçümseme değil dediğin için, küçümseme değil dediğin için. Hayır. Ama bak Adem, ben 4 oyla da çıksam, 5 oyla da çıksam o potaya çıkacağımı biliyorum. Bunun bir önemi yok benim için. İstersem açık oylamayla çıkayım, istersem performans birincisi benim adımı söylesin. Bütün ihtimallerle benim adım oraya çıksın, oraya oturmuş muyum ben? Oturmuşum. Kaç ayın olup olmaması benim için önemli olmamalı. Ha gerçekten bazı noktalarda bu takıma geçtiğimde Ayşe'yi sevebildiğimi hissediyorum. Seviyorum ya, iyi kız diyorum kendime. Öyle bir şey yapıyor ki yok ya falan diyorum. Hani güvenmeli miyim Ayşe'ye, güvenmemeli miyim? Bunu bilmiyorum. Burada küçümsemek tarzı değil. Orada bir alınganlık sergiledi bence. Hani alındı. Ama bu alınganlık bana biraz egolu bir tavır gibi geliyor. Bence ben yazanlardan biri olarak arkadaşlar müsaade ediyor. Hayır bu arada ben Ayşe'ye... Müsaade eder misin? Ben yazanlardan biri olarak yazı gelmişken ben söyleyeceğim. Bir dakika. Şunun bence senin böyle düşünmenin sebebi şu. Hani ben hani Sude'nin yerine daha güçlü bir adam. O da diyor ki yani gerek var mı buna zaten? Ben de sen kendine güvendiğin için bunu söylemiyorum. Hayır, güveniyorum. Ben Adem'in aday çıkmasını isteyenlerden değildim zaten. Benim çıkacağım adım onu o değil. Ben 4 kişinin yazmasıyla oraya çıkmış mıyım kardeşim? 2 oy neden bu kadar önemseniyor? Şimdi Ayşe'nin yanlış anlaması bence çok doğal. Çünkü bir anda baktı Adem. Bir Adem daha çıksa bir bakmışsın Ayşe'nin karşısında güçlü bir aday. Ayşe buradan ne alaka yani? Ayşe'ye ateş atmış gibi bir şey olacaktı. Ayşe'yi severim. Ayşe'yi burada böyle bir tufanın içine düşürecek insanlardan biri değilim. Kimseye de izin vermem. Ayşe ilk potaya girerken de hepsiyle konuşmuşum diyor. Dedim ki bak Ayşe'nin performansı iyi.
yazalım mı yazmayalım. Şimdi yazma yaz, hani bir ışıltı görsem herkes çok keskin. Sude'yi yazmamakta herkes çok keskin. Herkesin düşündüğü şey şu. Ayşe'nin parlaması bir haftalık, Sude'nin buraya getirdiği 4,5 aylık bir serüveni var sonuçta. Hani belirli bir ortalaması var. Şimdi bunu yapamayız dedi herkes. Sude'yle 4,5 ay geçirmişim. Ve benim iyi de arkadaşım. Çoğu hani özel hayatıma kadar birçok şeyi dertleştiğim bir arkadaşım. Son ana kadar, son anda yazacağım dedim evet geçen gün, ama son an değil bu. Çünkü burada başka insanlar da son an değil. O yüzden de konseye giderken ben böyle kara kara düşünüyordum. Adem'e döndüm, hatta Sema'ya dedim. Ben Sude'ye yazmak ondan istemiyorum. Ondan sonra aynen Sude çıkacak değil mi dedim yani. Yani gözüken bu. Evet dediler ikisi de. Sonrasında Adem dedi ki sorun yok dostum beni yaz dedi. Benden yana ismi gelmesin, hani birazcık motivasyon olur ona belki, mutlu olur diye de. Hani Adem de böyle bir teklifte bulunmuşken de ben de onu değerlendirmek istedim. Zaten çıkacağını biliyordum da. Dedim yani ufak bir jest mi diyeyim ne diyeyim. Mutlu olur yani benden, Anıl da beni yazmamış dediği için de. Ben de böyle bir çıkış yolu buldum aslında kendime. Sen eğer duygusal davranıyorum deyip Sude'yi yazmasan ben eyvallah adam söyledi yazmadı derim zaten. Evet, arkadaşsınız. Bir dakika. Arkadaşınıza da saygı duyuyorum. Yazmaman da çok normal ki bunu burada en çok savunanlardan biri bendim. Nitekim tamam. Geldiğim zaman Gökhan'ı yazmadım vesaire. Ama sen takım için bir isim yaz, takımın işte daha çok sayı kazanması için bir isim yazacağım. İşte daha önce Yağmur'u da bu kararda yazabildim diyorsan. Evet, şimdi Sude'yi yazman gereken bir zamanda Adem abi yazıyorsan bu bana samimiyetsiz geliyor diyorum. Sonucu ben değiştirmedi. Ben. Tamam. Thank you.